E, anketler meselesi şu e, sonar Bir seçim anketi açıkladı Sonar'ın açıkladığı bu arada sonar e, en son seçimleri de yani Cumhurbaşkanlığı seçimleri de bilen Genel seçimleri de bilen e, Anket şirketleri arasındaydı Oradaki sonuç şu Siz de e, yorumunuzu yazabilirsiniz bu anketlerle ilgili Sonar'ın açıkladığı ankete göre e, İki tane veri paylaşmışlar. Kararsızlar dağıtılmadan, kararsızlar dağıtıldıktan sonra. Birinde işte kararsızlar dağıtılmadan CHP 23,1, AK Parti 18,9, MHP 6,9, DEM Parti 6,7 falan diye gidiyor. Kararsızları dağıttıktan sonra CHP %34,7, AK Parti 28,3, MHP 10,4... DEM Parti 10,1 İyi Parti 5,5 Zafer 5,1 Yeniden refahta 4,8 ee, Burada Bir şey dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum öncelikle dikkatinizi çekmesi gereken noktalardan birisi şu ee, AK Parti'nin Oyu 30'un altında görünüyor e, birçok ankette yani En son gelen anketlerde en azından CHP e, 33-34 civarında e, oyunu koruyor Ama alt bölümde hani MHP ile DEM Parti'de eee kemik bir oyu var. Alt bölümde %15'lik bir belki %20'ye yakın e, potansiyeli olan bir seçmen kitlesi var. Acaba bu seçmen kitlesi önümüzdeki seçimin esas belirleyici seçmen kitlesi mi olacak? Bilemiyorum. E, bakın 5 İyi Parti, 5 beş Zafer, 5'e yakın Yeniden Refah. Yeniden Refah bu oy oranını arttırabilir. İyi Parti ile Zafer Zafer'in zaten 2 puan gibi bir oy oranı vardı. 3 puan gibi de hani bu ankete göre yorumlayacak olursak yüksek ihtimalle İyi Parti'den aldı. Çünkü İyi Parti'de ortalaması 10'du. E, İyi Parti'nin de büyük bir kısmı da CHP'ye gitti falan. Ama tablo bu. %20'lik de orada bir kitle var. diye, diğer anket ortalaması ise şu. O anket ortalamasına göre değerli izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Temmuz ayında yapılan 8 anketin 7'sinde birinci parti olmuş. Temmuz ayında yapılan 8 anketin. Neden birinci parti olduğunu, AK Parti'nin neden e, ortalamasının düştüğünü anlatacağım. E, konuşacağım, sonunda paylaşacağım sizlerle ama önce şunu paylaşayım. Mesela HBS'ye göre e, CHP önde çıkmış. ORC'ye göre önde çıkmış. Hatta kafa kafaya AK Partili. ASAL'da önde çıkmış. Metropol'de önde çıkmış. ALF'de bir tek AK Parti mesela. 32,5 çıkarken CHP 29,6 çıkmış. E, HBS araya. MAK'da da işte CHP önde görünüyor. Bu neden oldu? Bu bir e, şey yani. Aslında çok da sürpriz bir tablo değil. Yani AK Parti'de bir miktar erime olması bir miktar değil. Aslında bayağı bir erime olmuş. Çünkü 33-34'lerden şu anda 28-29-26 falan konuşuluyor. Bazı anketlerde Metropol'de 26 görünüyor. Ee, AK Parti 26,1 görünüyor. Metropol'de yani 2 günlük anket şirkette değil. Bu Temmuz'da yapılmayan zamların tepkisi. Yani emekliye zam yapılmaması doğru düzgün. Asgari ücreti ara zam yapılmaması anketlere direkt olarak yansıdı. Benim merak ettiğim e, Ağustos ayı da değil... Özellikle Eylül ve Ekim ayı anketleri. Hani hep yazıyorsunuz ya erken seçim olacak mı olmayacak mı erken seçim istiyorum erken seçim diye mesajlar atıyorsunuz. Bunun için bence iktidar da Eylül ve Ekim'i bekliyor. Yani şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki biz Temmuz'da zam yapmadık. Acı reçete uyguluyoruz. Yeni yeni zamlar geliyor. O yüzden kitlesel olarak bir tepkiyle karşı karşıya kaldık. Emekliler, asgari ücretliler tarafından o yüzden anketlerimizde bir miktar düşüş olabilir. Şimdi diyebilirsiniz ki ya, ya kardeşim yani adam Temmuz'da oy vermeyeceğim demiş. Eylül'de bu kişi için, Ekim'de bu kişi için ne değişir? Şimdi burada şöyle bir yanılgıya düşüyorsunuz. Her seçmeni, Türkiye'deki her seçmeni kendiniz gibi düşünüyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz? Giriyorsunuz, araştırıyorsunuz, yayınları izliyorsunuz. Bir politik fikriniz var. Geçmişi unutmuyorsunuz, bakıyorsunuz. Ama her seçmen böyle değil Türkiye'de. Bir seçmen düşünün bir seçmen profilinden bahsedeyim İnanın bana bir hafta sonra Kızdığı şeyi unutuyor ve bir anda ona sempati duyabiliyor Bizim ülkemizde Böyle bir seçmen kitlesi var oranı nedir bilmem Ama Siyasetçiler bunu bildikleri için e Genel olarak hani Bu biraz bir süre sonra e, bu tepki diner Biz de onları kontrol altına alırız diye düşünüyorlar herhalde sayısı da Oldukça e, Fazla